demek ki neymiş? Dikkatli dilek dilemek lazımmış. Eda'nın da yıldızı boşu boşuna gitti işte. Aa, sahi anne, Eda'nın kaç yıldızı vardı? Bir. Nasıl bozuldu anlatamam. Tek isteği de gerçekleşmedi. Boşu boşuna yıldızı gitti diye bunalıma girdi. Kendisini odaya kapattı. Şimdi ben 30 yıl daha mı beklemek zorundayım hayallerimin gerçekleşmesi için diyor. Canım, ne alakası var? Sihirlerimiz var. Sorun da bu zaten. Bu dilek yıldızları aslında perilerin normalde sihirle yapamayacakları şeyleri gerçekleştirmek için. Ama tamamen perilerin kalbini dinliyor. Aklından geçenleri gerçekleştiriyor. İşte senin 4, onun da yegane yıldızı bu şekilde gitti. Yoo, benimkiler hiç de boş yere gitmedi. Benim yıldızlarımın hepsi ya çok sevdiğim insanları mutlu etmeye yaradı... ...ya da benim gerçekten istediğim şeyin gerçekleşmesini. Biliyor musun anne, Eda'ya ne hediye vereceğimi düşünüyordum. Ama şimdi buldum. Ne? Al bunu ona götür. Gerçek dileği neyse onun için kullansın. Aa, yıldızını Eda'ya mı vereceksin? Tabii. O benim kardeşim. Onun mutlu olmasını çok isterim. Hem benim öyle çok büyük hayallerim yok anne. Mükemmel bir kocam var. Sonra birbirinden harika 3 tane çocuğum var. Sihir yapmama bile gerek kalmadan yaşadığım harika bir hayatım var. Hem 2 tane daha yıldızım var. Onları da bugün başıma kötü bir şey gelirse onlardan korunmak için kullanacağım. Bunu Eda'ya veremem. Verirsem Tarık'ı görmeyi, buluşmayı diler. Sana da Eda'ya da o fani sevdiklerinizden kurtulmanız için sihirli bir hediye hazırlamışken başıma iş açarım. Anne, ne düşünüyorsun? Hiç. Eda buna çok sevinecek. Anne, hem sen niye gelmiştin sahi? Akşamdan sonra biz de görüşecektik. Az daha unutuyordum. Baban senin için bana doğum günü hediyesi hazırlattı. Ay, babam mı? Evet. Neymiş? Evdeki bütün mobilyaları değiştirdi. Yeniletti senin zevkine göre. Oturdukça babanı hatırlayacakmışsın. Ay, çok güzel bir hediye bu. Çok güzel de... Anne, bunu sahada nasıl açıklayacağım? Hah işte, ben de onun için buraya geldim. Seni uyarmak için. Dersin ki, annem bizden habersiz eve gitmiş, mobilyaları yeniletmiş, bize sürpriz yapmış. Ha? Şu haline bak Sadık. Cebinde karına istediğin hediyeyi alacak paran yok. Ama sadece onu ne kadar sevdiğini duymakla yetinecek çok özel bir karın var. Ama yine de küçük de olsa bir hediye almam lazım. Bu onun hakkı. Yani Umur Bey maaş veremedi de sana hediye alamadım diyemem. Çok üzülür sonra. Aa, belki de bu para ona küçük, sembolik ama anlamlı bir hediye almama yeter. Tabii ya. Ben bunu niye daha önce düşünmedim? Aa, evet. Evet, evet. Onun en sevdiği sözü hatırlatacak bir hediye hazırlamam lazım. Evet. Bu para yeter de artar bile. Çıkıyor muydun baba? Çıkıyorum, çıkıyorum da senin burada ne işin var oğlum? Evden çıkmadan önce Ceren ve Şilet'le biraz atıştık. Şimdi korkuyorum. Eve tek başıma gitmeyeyim dedim. Kötü bir şey mi oldu? Kum aralarından para aldım. Tuğçe'ye elbise hediye etmek için. Ve yakalandım. Cem! Çabuk yürü, dışarıda konuşuruz bu konuyu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.